Merhaba arkadaşlar, Raziye Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir tarifim var. Kabak lazanya yapıyoruz. Altında kabak, ortasında kıyma ve en üstünde beşamel sosuyla şahane bir yemek yaptık. Nasıl yaptığımı izlemek için videomun devamında. 3 tane orta boy kabağımı güzelce yıkadım, kabuklarını temizledim ve yuvarlak yuvarlak doğrayacağım arkadaşlar. Böyle kabaklarımız böyle taze kabak olursa daha lezzetli olur. Sertler birazcık kötü olabilir. Böyle yuvarlak yuvarlak ince ince dilimliyorum. Bir borcama dilimliyorum direkt. Çünkü bu borcamda pişireceğim diye. Yuvarlak yuvarlak kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yağlayalım. 2 yemek kaşığı kadar yağ kullandım. Sıvı yağ. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilir. Azıcık yeteri kadar tuz ve pul biber ekledim. Tuz bir çay kaşığı kadar falan da arkadaşlar. Çok eklemedim. Çünkü üzerine gelecek malzemelerin tuzuyla da tuzlu olmasın istedim. Şimdi güzelce yağ ve tuzu birbirine işleyince düzeltip fırına veriyorum. 200 derecede falan bir 15-20 dakika kabaklar birazcık yumuşayınca kadar pişirdim arkadaşlar. Biz de bu sırada beşamel sosunu ve kıymasını hazırlayalım. Öncelikle kıymasını hazırlayalım. Kıyma daha uzun sürede piştiği için. Tavamın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Ve çok az bir 100-150 gram kadar bir kıymam vardı. Daha çok kıymalı da yapabilirsiniz bu arada. Bu kadar kıymam vardı, o kadar yaptım. Şimdi bu kıymayı güzelce eziyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ara ara karıştıracağım tabii ki. Ara ara pişiyor. Bir orta boy soğanım, 2 minik domatesim ve buzluktan çıkardığım 3-4 tane falan yeşil biberim var. Sivri yeşil biber, tatlıydı benim biberlerim. Soğanlarımı minik minik doğradım arkadaşlar. Ve şimdi yarı pişmiş kıymamızın üzerine soğanlarımızı da ekliyoruz ve bu arada soğanlarla kıymalar kavrulurken biz de yeşil biberlerimizi doğrayalım. Normal yeşil biber de olabilir tabii ki. Benim buzlukta vardı ve buzluktakini kullanmayı tercih ettim. Biberlerimi de yuvarlak yuvarlak doğradım. Şimdi onları da ilave ediyorum arkadaşlar. Biber ve domates. Soğan ve kıymanın üzerine şimdi de domatesleri doğrayalım. Kabuklarını soymadım. Siz soyabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da minik minik doğruyorum. Ama bunları birazcık soğan ve biber kavrulduktan sonra ekleyeceğim. Çünkü domatesin suyuyla kavrulmayabilir. Bunu bir başka tabağa alıp kenarda bekletmeye alıyoruz. Biz de bu sırada beşamel sosumuzu yapalım. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı ise sıvı yağı bir tavaya aldım. Güzelce eriyinceye kadar bekliyorum. Bu arada tekrar kıymalı harcımı kavuruyorum ki yanmasın. Yağ tamamen eriyince 2 silme yemek kaşığı, tepeleme değil silme. Unu ilave ediyorum. Beyaz un. Ve 1-2 dakika unun kokusu çıkıncaya kadar, hafif pembeleşinceye kadar yağ ve unu kavuruyorum. Biz bu aşamada domatesleri de ilave ettik. Arka taraftaki iç harcına. Ara ara karıştırmaya devam edelim onu. Karıştırmazsak yanıyor arkadaşlar hemen. İç çırpıcı yardımıyla karıştırdım. 2 su bardağı sütüm var. 1,5 bardağını şimdi ekledim. 1,5 yarım bardağını da sonra tuz ve karabiber ilave ettim ve bu tuzdan kıymalı harcıma da ekledim. Bu arada tuzlarımız tamam. Son yarım bardağı kıvamına bakarak ayarlıyorum arkadaşlar ve tam 2 su bardağı sütle kıvamını bağladım. Kıvamı böyle akışkan bir kek kıvamında olacak arkadaşlar. Arada kıymalı harcımı, beşamel sosumu derken beşamel sosum oldu bile. 1 dakika kadar kaynattıktan sonra altını kapattım. Domatesler de birazcık ezilsin diye şöyle kaşığın arka tarafıyla ezdim. İç harcımız da hazır, kıymalı. Şimdi fırından kabaklara çıkaralım ve hepsini birleştirelim. Kabaklarım yarı pişmiş arkadaşlar. Tam pişmemiş. Çünkü diğer malzemelerle de pişecek diye. Şöyle bir karıştırıyorum yine. Beşamel sosu kabaklara tamamen bulaşıncaya kadar yarısını döktüm. Ve kabakların her yerine gelecek şekilde karıştırdım arkadaşlar. En alttaki kabaklar da o beşamel sosun lezzetini de alsın diye arkadaşlar. Düzelttim. Üzerine tekrar azıcık beşamel sos ve kıyma
Kıymayı kabakların en ortasına yayıp üzerine tekrar kabakla yapabilirsiniz. Bugün ben böyle pratik geldiği için direkt kabakların üzerine koydum. Düzeltiyorum. Ve şimdi yine beşamel sosu ekleyeceğim arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz zaten beşamel sosunda. Güzelce düzlüyorum. Kaşıkla aralara her yere beşamel sos gelsin ki o lezzet her yere yayılsın. Gördüğünüz gibi yemeğim çok pratik arkadaşlar. Davet menülerinde, akşam yemeklerine çok yakışacak bir menü. Şöyle düzelttim ve fırınımız hala çalışıyor 200 derecede. Kabaklar tamamen yumuşayıncaya kadar, üzeri daha hafif kızarıncaya kadar pişiriyorum. Biz de bu aşamada kaşar peynirini ilave edelim. Bu kadarcık bir kaşar peynirim var. 150 gram kadar ve bunu rendeliyorum. Benim buzluktan çıkarmıştım. Çok hafif buzlu olduğu için birazcık zor rendeledim. Ve hazır. Şimdi pişmesini bekleyebiliriz. Ve burada fırından nasıl piştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Güzelce pişiyor. Ve çıktı. Üzeri güzelce kızarmış arkadaşlar. Bıçakla bir kontrol ettim. Kabaklar pişmiş, yumuşamış ve üzerine kaşar peynirini ilave ediyorum. Siz istediğiniz kadar kaşar peyniri yapabilirsiniz. Ben bu kadar tercih ettim. Çok aşırı kaşar peyniri olmasına gerek yok diye. Şimdi kaşar peynirleri eriyip çok hafif kızarıncaya kadar bir 7 dakika ya 10 dakika yakın tuttum. Çok dikkat edin. Hemen yanıyor kaşar peynirleri. Ta-da-dam! Final. Gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Şu anda çok sıcak. Fokur fokur kaynıyor görüyorsunuz. Bir 5-10 dakika kadar soğuduktan sonra servis yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Anlatırken bile ağzım sulandı. Gerçekten çok lezzetliydi. Kabağın o hafifliği, kıymanın o lezzetiyle buluşunca muhteşem olmuş. Hemen iriyle dilimledim. Gördüğünüz gibi arkada kabağım ve kabak çiçeğimle. Kabaklarım pazardan ama kabak çiçeğim bahçemden arkadaşlar. Şimdi size bir koca dilim kabak lazanyamdan çıkarıyorum. Görüyorsunuz hala sıcak, tam soğumadı. Şimdi ikinci tabağa aktaralım. Gayet de güzel gözüküyor. Sunum da çok hoş, lezzet de çok hoş ve ağır da değil arkadaşlar. Çok hafif bir lezzet. Şurada tadına bir bakıyorum. Muhteşem. Bu aynı şekilde ben patlıcanla da yaptım. Karnabaharla da. Bütün sebzelerle yapıyorum bu tarifi. Yanına birer de kabak çiçeği koydum. Kabak yemeğimiz. Kabak çiçeksiz olmasın, sunumlu olsun diye arkadaşlar. Ve şahane gözüküyor. Değil mi arkadaşlar? Eğer videomu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hoşçakalın. Afiyet olsun deneyenlere.